Aa. Hay Allah ya. Ah Nermin teyze, ah. Bırakma dedim sana, değil mi? Annelerimize üzüldüm. Peki ben olmasam, karşı durmasam, onların yardım teklifini kabul eder miydin? Onlar dediğim bizim annelerimiz Yasin. Oğlum bak. Anne biz kimsenin yardımını istemiyoruz. Yavrum bu para benim param, babanın parası falan değil. Kurbanınız olayım. Alın şu parayı. Bak inşaatla çalışmanı falan istemiyorum. İncecik şey. Ne olur işte. Yok artık. Bu fiyata şey mi olur? Yakışır benim sevgilime. Alayım ben onu. Ya senin bu elinin hali ne? Bunu da alayım da giysin. Nermin teyzeye de kalan parayı bir şekilde ulaştırırım artık. Ne yapayım? Almak zorundaydım bunları. Yoksa yaz hasta olacaktı. Boya işine mi gittin sen bugün? Evet. Evli olarak 1200 lira verdiler. Yok artık ya. Koskoca evi boyaman için 100 lira mı verdiler? Beğenmedin mi? Hayır hayatım, olur mu öyle şey? Beğenmez olur muyum? Ben senin emeğine yazık diye söylüyorum. Önemli değil. Sana bir şeyler aldım diyordum. Neymiş onlar? Ya çok güzel şeyler aldım sana. Bak artık hiç üşümeyeceksin. Eldiven de aldım. İnşaatta çalışırken giyersin, artık ellerin yarı olmaz sevgilim. Eylül. Sen bunları hangi parayla aldın? Anlatacağım hayatım. Ama önce bir dene istersen. Ha, bu arada indirimden aldım, öyle çok pahalı falan değillerdi. Eylül hangi parayla aldın? Ben... Dur ben sana söyleyeyim. Annemin verdiği parayla aldın. Bana yalan söyledin Eylül. Ben o parayı almadım dedin. Almadım. Yemin ederim almadım ya. Keşke bana söyleseydin. Yaz yapamıyorum deseydin. Ben bu sefalete daha fazla katlanmak istemiyorum deseydin. Sana geldiğime pişmanım deseydin. Ama beni böyle ezmeseydin Eylül. Yaz bak yemin ederim ben. Yaz! Almadım ben o parayı. Annem bırakmış. Her yerden çıkıyor pislik. Şeytan diyor, şarjör nermeyi boşalt kafasını. Şşş! Çıkıyor işte, gel. Hadi git karının yanına.
Merak etme, ben Yağız'la ilgilenirim. Eve geri gelmeyecek. Öyle bir şey yok ki. Daha Eylül Yağız'ın adını ağzına alamasın. Bir daha onun suratına bakamasın. Kimse Eylül'le Yağız ismini yan yana anmasın.